Evet, özel gündem programıyla karşınızdayız ve özel gündemde Osmaniye Spor FK'nın az önce gerçekleştirmiş olduğu toplantıyı değerlendireceğiz. Osmaniye Spor Futbol Kulübü ikinci başkanı Salih Bahçeli ve basın sözcüsü Asım Ersoy'un da bulunduğu toplantıda yeni sezona ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Takımımızın kamp programı, buna ilişkin gelecek sezona ilişkin takımın, kulübün hedefleri, projeleriyle ilgili bir takım konuşmalar yapıldı ve biz Spor 80 ekibi olarak sıcağı sıcağına bu değerlendirmeleri burada yorumlayacağız. Her zaman olduğu gibi Ümit Kahraman ve Hüseyin Danış'la birlikteyiz. Öncelikli olarak 2018-2019 sezonunun takımımıza, şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah takımımızın başarılı olması da hepimizin dileği, isteği. Evet Ümit abi, Salih Bey ve Asım Bey kulübün hem geçen yılını hem bu yılını değerlendirdiler. Özellikle olarak takımın şu anki oluşan yapısı, oyuncu kadrosu ve kampa gidecek oyuncular ve bunun yanı sıra da işte basın mensuplarının sorduğu sorulara ilişkin cevaplar verildi. Öncelikli olarak genel anlamda toplantıyı nasıl buldunuz ve ilk izlenimleriniz ne oldu? Şimdi tabii Osmanlıspor geçtiğimiz sezondan aldığı tecrübeyle bu sezon daha iyi bir ortamda veya daha bir, iyi bir atmosferde sezona hazırlanıyor diye düşünebiliriz. Çünkü acı tecrübeler insanları başarıya götürebilir. İyi değerlendirildiği zaman. Osmaniyespor'da da işte ilk defa bir basın toplantısı düzenlenerek yeni sezonla ilgili biraz bilgi verildi. Yani kadro kurulmuş, sanırım yarın veya diğer gün kampa da gidilecek. Tabii bilgi akışının sağlanması, bu konuda yapılan, yaşanan sıkıntıların gündeme gelmesi noktasında biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi Asım Bey'e, Salih Bey'e ilettik. Bu anlamda kendilerine yapmış olduğu açıklamaları tabii bilgi mahiyetinde, bilgi daracımızda yerini aldı. Tabii bundan sonraki süreçler için sıkıntı yaşanmaması adına basın mensup arkadaşlarımız fikir ve düşüncelerini söyledi. Bunların ne kadar ciddiye alındığı veya önümüzdeki sezon için nasıl bir bilgi akışının sağlanabileceği konusunda bir fikir alışverişinde bulunduk. Tabii geçtiğimiz sezonda en çok yaşadığımız sıkıntıların başında bilgi alışverişi var. Evet. Yani sizin de orada belirttiğiniz gibi bilgi akışının olmadığı yerde işte sosyal medyadan dedikodular üretiliyor ve bu da takıma zarar veriyordu. Bu anlamda yapılan toplantı olumlu, verimli geçti. İnşallah bundan sonraki süreçte sıkıntı yaşamayız. Aldığımız bilgiler bizleri donanımlı hale getirecek ve bu konuda yapılan atılan adımların yorumlanması noktasında da kamuoyuna daha aydınlatıcı, daha güzel bilgiler veririz diye düşünüyorum. Ama şu yönde bir tereddüdüm var. Yani Osmaniyespor daha işte 5 yönetici olduğu yönünde veya 7-8 yönetici olduğu yönünde bazı fikirler çıktı ama şimdi Osmaniyespor nasıl sahada bir takım ruhuyla mücadele etmesi gerekiyorsa yönetim bazında da takım ruhuyla mücadele etmek zorunda. Bu anlamda yani Mustafa Başdoğ, Salih Bahçeli ve Asım Ersoy'un dışında belki bir iki kişi daha var. Bu ağır bir sorumluluk. Yani bir kişinin üç kişinin yapacağı bir işi bir kişinin üstlenmesi zor bir sorumluluk. Bunu kaldırmak zordur. Bir yerde aksaklık çıktığı zaman bu takımı etkileyebilecek aksaklık olabilir. Bu anlamda biraz daha yönetime yani listede olan, yönetim listesinde olan kişilerin daha aktif rol alması yönünde bence girişimde veya çalışma yapılması gerekiyor. İnşallah başarılı olurlar. Temennimiz o yönde. Burada ortak faydamız, ortak değerimiz Osmaniye. Evet. Osmaniye sporumuza hepimiz sahip çıkacağız. Tabii toplantıdaki konuşulan konuları bölümler halinde yorumlayacağız. Öncelikli olarak ilk değerlendirmeyi Ümit abiden aldık. Ümit abinin ifade ettiği nokta tabii bu toplantıdan önceki süreçte özellikle sezonun bitmesiyle beraber Osmaniyespor'da bir kongrenin yaşanacağı bilgisi kulübün sayfasından paylaşılmıştı. Daha sonrasında bir sessizlik vardı. Bu sessizlikle ilgili de çok fazla spekülasyon yapılmıştı. Ümit abinin ifade ettiği gibi Osmaniyespor Futbol Kulübü olağanüstü genel kurul neticesinde yönetim kurulunda sayı olarak azalmaya gitti. 9 kişilik yönetim kurulu 5 kişiye düşürüldü. İsimler Ümit abi az önce saydı. Benim de aklımda kalan Organize Sanayi Bölge Müdürü Hasan Sezer'in de
Osmaniye Spor Yönetim Kurulu'nda olduğu bilgisi var. Diğer 5. kişinin ismi de şu an aklımda değil. Hüseyin abi, tabii tanışma, istişare amaçlı bir toplantının olduğunu gördük. Öncelikli olarak yönetim kurulunun 9'dan 5'e inmesi kulüp açısından olumlu yansır mı? Şu açıdan söylüyoruz. Geçen yıldan kulüp bazı dersler çıkardıklarını ifade ettiler yöneticiler. Tabii geçen yıl 9 kişilik bir yönetim kurulu vardı. Ama bugün bakıldığı zaman o 9 kişilik yönetim kurulundan sadece 3 kişi şu an başkan, Asım Bey ve Salih Bey. Gerçi Salih Bey geçen yönetici değil, kulüp müdürüydü. Dolayısıyla sadece 2 kişinin olduğu bir yönetim var. Bu Osmaniye Spor'u nasıl etkiler? Hızlı karar alır mı? Zaten geçen yıla bakıldığı zaman Mustafa Bey'in merkezde olduğu bir yapı düşünüldüğünde yöneticilerin bu anlamdaki katkısı, etkisi nereye kadar olur? Şimdi bugünkü yapılan basın toplantısından ziyade sanki bir istişare ya da belirli bir şeylerin sohbeti gibi geçti. Bence basın açıklaması yapılması gereken bir ortam oluşmadı. Çünkü basın açıklaması yapmış olsalardı birebir basındaki arkadaşlara soru cevap şeklinde bir takım diyaloglar olurdu. Böyle şeyleri pek görmedik. İşin tuhaf tarafı benim ikinci sezonum bu basınla iç içe olmamda. Geçen seneye göre biraz daha tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Fakat basın adabı, basın ahlakının ben biraz daha yoksun olduğunu düşündüm. Şimdi biz bir soru soruyoruz. Cevabını bizim basındaki arkadaşların vermesi ya da taraftarlardan bir arkadaşın vermesi bence biraz soru işareti bıraktı kafamda. Çünkü benim sorduğum sorunun cevabını almam gereken insanlar karşımdaki yöneticilerdi. Biraz önce siz de bahsettiniz. İşte 9 kişiden 5 kişiye düştü. 3 tanesini tanıyoruz dediniz. Bence 2 tanesi faal olacak. Mustafa Başlı'da bu kadar faal olmayacak yönetim içerisinde. Muhatap olunacak 2 tane yöneticinin bir tanesi Asım Ersoy, diğeri Salih Bahçeli. Asım Ersoy ve Salih Bahçeli futbola ne kadar içe, ne kadar bize bilgi verebilir ya da ne kadar Osmaniye Spor'u yönetebilir? Bu da kafalarda soru işareti bırakıyor. O yüzden şimdi biz daha fazla yönetim sayısının olması gerektiğini, futbolla iç içe olan, futbolu daha iyi bilen insanların yönetimde olması gerektiğini söylediğimizde tepkiyle karşılaştık. Niye böyle bir tepki gösterdiğini anlamamış değilim. Yani Osmaniye Spor profesyonel bir takım, profesyonel olarak yönetilmesi lazım. O yüzden bence 2 ya da 3 kişinin ya da 5 kişilik bir yönetimin yeterli olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü bu takımın altyapısı var, bu takımın organizasyonu var, bu takımın deplasmanı var, bu takımın antrenmanı var, bu takımın kampı var. Bunlar çok fazla meşakkatli işler ve çok fazla zaman gerektiren şeyler. O yüzden yöneticilerin biraz daha bu konulara hassasiyetle davranması gerekiyor. Çünkü yapılan en ufak bir hata ya da en ufak bir eksiklik takım başarısızlığına yol açacaktır. Ben bu konuda biraz daha yetersiz olduğunu düşünüyorum. Evet, bunları zaten biz önümüzdeki süreçte de konuşacağız artık gelişmeler oldukça. Biraz da takıma doğru gelelim istiyoruz. İşte takım yeni sezonla ilgili bazı transferler yapıyor. Bakıldığı zaman Salih Bey'e şampiyonluk iddiası olan bir takım mı oluşturuluyor diye sorulduğunda yani o da açıkçası şunu ifade etti. Biz playoff'ta hedef playoff belirlenmiş. Öyle görünüyor. Yani iddialı konuşmak istemeden aslında. Evet, playoff oynayacak bir takım biz Osmaniye olarak göreceğiz. Bunu bekliyoruz. Küme düşmeye yönelen bir takım değil de evet, playoff'ta. Şampiyonlukta biraz daha etkili. Playoff oynayabilecek bir takım. Peki, geçen yıldan bazı oyuncular kadroda. Bunun yaşında transferler var. Ümit abiyle devam edelim. Tekrar size dönelim. 3 tane oyuncu da altyapıdan kampa götürülüyor. 21 kişilik bir ekip Ümit abi. Yani öncelikli olarak bu gelişme nasıl? Şimdi tabii ki altyapıdan bir sporcu veya üç sporcu fark etmez yani sayısı. Yani altyapıdan üst yapıya, profesyonel takıma eğer futbolcu veriyorsanız altyapınız başarılı olacak. Geçen yıl yoktu mesela bu. Yani altyapıdan bir oyuncu gitmemişti. Demek ki yani zaten altyapı sanırım 1-2 sezondur kupa da alıyor. Yani Gençler Ligi'nde şampiyonluk başarılı. Adana bölgede yapılan müsabakalarda da yarı final oynadı sanırım. Yani başarılı oldular. Yani altyapısı başarılı. Şu an için iyi gidiyor Osmaniye Spor'da. Tabii bu futbolcu vermeyle de semeresini almış oluyorlar. Bizim hepimizin temennisi elbette ki Osmaniye Spor'da Osmaniye'li gençlerimizin olması. Tabii bu hemen olmaz. Yani bugün 3 tane sporcu verilmişse bunların bu sezon işte bazı maçlarda iyi maçta işte oynatılabilecek maçlarda denenmesi, onların tecrübe kazanması bir sonraki sezonda belki de profesyonelde direkt kadrolu oynayacak anlamına gelir. Bu yüzden bence 3 gencin profesyonel kadroya dahil edilmesi çok güzel bir gelişme. Umarım temennimiz bu sayı her geçen sezon artar ve daha güçlü bir Osmaniye Spor'u görürüz. İnşallah. Hüseyin abi takım
Geçen yıl işte son haftalarda takımın başına gelen İbrahim Uzunca ile devam ediyor. Evet. İbrahim Hoca'nın muhtemel raporları doğrultusunda transferler yapıldı. Kalması gereken oyuncular yine takımda bırakıldı. Nasıl bir kadro? Yani 21 kişilik listelerinizde oyuncuları da biliyorsunuz. Bu anlamda kampa da gidecek, iki etaptan oluşacağını ifade ettiler. Ve dört ayrı noktadan burasının özellikle tercih edildiği belirtildi kulüp tarafından. Bu konuda sizin hem kamp programına ilişkin, çünkü hazırlık çok önemli, iki devre olacağını ifade ettiler. Ne söylersiniz? Şimdi yine her defasında olduğu gibi geçen seneyle alakalı örnekleme göstererek yapıyoruz konuşmalarımızı. Geçen yıl bildiğiniz gibi yapılan transferlerin hiçbir tanesinden haberimiz olmadı. Nasıl transferler yapıldı bilgisi bize verilmedi. O yüzden nasıl taraftarların kulağı gözü basınsa basın bu sene biraz daha bilgi donanımına sahip oluyor. Çünkü telefon açtığımızda, yöneticilerle görüştüğümüzde yapılan transferlerin hepsini tek tek bilgilerini alabiliyoruz. Bunu da sevgili taraftarlarımıza aktarabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Kaldı ki yapılan transferleri ben çok beğeniyorum ama gördüğüm kadarıyla geçen seneden kalan oyuncularımızın çoğu yok. Bu da yeni bir oluşum gerektirdiğini düşündürüyor. İnsanların kafasına soru işareti bırakıyor. Biraz önce söylediğiniz gibi altyapıdan 3 tane oyuncuyu ben yakından takip ediyordum. İbrahim Asker, Buğran Baran'ın ben geçen sene de takımda son başlarda oynaması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü genç ve yetenekli bir kardeşimizdi. Fakat Osman Esmur iyi bir dönem geçirmediği için risk atmak istemedi hoca. Diğer de Necmettin Yıldız, kaleci kardeşimiz. 3 oyuncumuz da inşallah ileriki dönemlerde çok faydalı olacaktır. Benim dikkatimi çeken orta sahada 4 tane futbolcunun listede, kamp listesinde olduğu. Bunların Sergen Ekinci'nin geçen sene çok iyi performans göstermediğini hepimiz biliyoruz. Altın Ordu oyuncu. Diğer Gökhan Göz, Kadir'den Bal Ligi'nden devre arasında gelen kardeşimizdi. Bu da fazla kadroda kendine yer bulamadı. İbrahim Hoca geldikten sonra son 15-20 dakika gibi dakikalarda oyuna girdi. Abdus Sametcan çok yakından takip ettim. Çok iyi bir orta saha oyuncusu, Kozan'daydı. Kime sorduysam da iyi şeyler söyledi hakkında. Ferhat Duman da yine iyi bir arkadaşımız ama orta saha bence yetersiz. Zaten Sadık Bey ve Asım Bey de özellikle şuna vurgu yaptı. Bu kamp dönemi tabii 21 kişiyle sınırlı kalmayacak. Bazı transferler yapılacak. Belki bazı oyuncularla ilgili de hoca eğer kalması yönünde bir isteği olmazsa belki olmayabilir. Bu noktada da bir ünlem koydular açıkçası. Ya onun haricinde bakacak olursak liste gerçekten gayet güzel. Bu takım çok iyi çalışırsa bence başkan yardımcısı Salih Bahçeli'nin söylediği gibi belki mütevazı olur diye açık açık konuşmadı ama Ahmet Şekip Ersoy'da yapılan bir panelde biz Mustafa Başkan'la bir araya geldiğimizde bir ayıp salonda ben kendisine aynı şu soruyu yönelttim. Başkanım dedim geçen seneki gibi bilgi alışverişi olacak mı? Basın sözcüğünüz olacak mı? Bizi bilgilendirecek mi? Çünkü basın ne kadar çok bilgi sahibi olursa taraftar o kadar çok bilgiye sahip oluyor. Bu da ortadaki dedikoduları ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırıyor demiştim. Daha şeffaf olacağız. Basın sözcüğümüz her türlü gelişmede basını bilgilendirecek. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ayrıca geçen seneden çok büyük dersler aldık, çok büyük olumsuzluklar yaşadık. Bunların önüne geçiyoruz. Çok şeffaf bir süreçten geçeceğiz ve kesinlikle hedefimiz şampiyonluk demişti. İnşallah. Başta biraz daha iddialı konuşmuştu Salih Bahçeli ne kadar bundan biraz çekimser davransa da. Bence bu kadroyla da şampiyon olmaması işten bile değil çünkü burada yapılması gereken bir tek şey var. Bu futbolcuların çok iyi kamp dönemi geçirmiş olması, birlik beraberliklerinin çok iyi olması, taraftarın kenetlenmesi, tribünü doldurması, sabırlı olması, basına bilgi verilmesi bence şampiyonluğun önüne açacak en büyük etkenlerden. Evet. 2 Eylül'de sezon başlayacak ve Osmaniyespor ilk maçının deplasmanda ikinci hafta iç sahada maçı var. Ümit abi grubu nasıl buldunuz? Yani Salih Bey'in açıklamaları biraz zor bir grubu. Şimdi grupta sanırım 2-3 takım geçtiğimiz sezonu takımı sadece. Evet. Onun dışında tamamen değişmiş. Şimdi orada dikkat ederseniz daha çok yani grubun çok enteresan işte çok güçlü takımların olduğunu söylüyor. Şimdi geçen sezon da biz aynı şeyleri yaşadık. Ama bizim iki maçta yendiğimiz Tarsus üstünü geçecekti yani. Bakın herkesin birbirini yendiği bir ligdi yani. Burada da aynısını söylüyor. Burada da aynısı. Evet. Yani o demek istediğim o. Geçen seneki böyle herkesin, her takımın diğer takımı yenebileceği bir ortam var. Yani öyle bir atmosfer görünüyor. Ki bu tamamen değişik bir lig bizim için.
değişik bir sanırım grup. Ya kaliteli maçlar olacak, kısır maçlar olacak. Evet. Fazla gollü maçlar olmayacak yani, inşallah. Yani kuzeyden güneye, doğudan batıya çok farklı bir coğrafyada maçlar yapılmış. Ama benim şu toplantıda dikkat ettiğim sadece şu, yani biz orada futbolcularla ilgili, yani takımla ilgili soruları maalesef oradaki yöneticilere sormak durumunda kaldık. Yani olsaydı ben şahsen ben kendim sormadım ama bazı soruların orada muhatabı teknik direktörken işte yöneticilerin cevap verme durumu oldu. Yani tabii zaman geldiğinde, geri geldiğinde belki antrenörle de hocayla da bir ortam oluşur. Bu teknik konularda sporcuların durumuyla ilgili bilgi alışverişi sağlanabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki her bilgi yöneticiden alınmaz. Evet, aynen. Yani her bilgi antrenörden alınmaz. Yani soruyu bilgi almamız gereken kişinin muhatabından almak zorundayız. Konuya yani, göre bilgi alacak kişi değişiyor. Yani ben şimdi bir takımın idmanına gidip de yöneticiye bu sporcu niye yok veya bu neden şu anda idmanda yok diye soramam. Bunu soracağım kişi antrenör. Onun cevabını antrenör verir. Bu anlamda da işte soruyu kime sormamız gerektiğini iyi bilmemiz de gerekiyor. Herkes de kendi bölümünde, kendi ilgi alanında sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Bu anlamda da dikkat, yani şu, işin özü şu, herkes kendi işini yaptığı müddetçe Osmanlı Spor için hiçbir sıkıntı yaşanmaz inşallah. Takımda transfer yapılan sporcuları birebir, direkt olarak tanımıyoruz. Ama şöyle bir avantajı var. Sporcuların tamamını İbrahim Uzunca yaptı. Direkt görerek, bilerek, tanıyarak, araştırarak yaptı. Yani sezon başlarken inşallah geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3. 4. haftada antrenör değiştirmek durumunda kalmayız. Bu bizim felaketimiz olur. İnşallah bu kadroyu İbrahim Uzunca çok iyi harmanlar, hamuru çok iyi işler ve sahaya da en iyi ve çok lige hazır mükemmel bir kadro olarak Osmaniyespor'u çıkarır. Tek temennimiz ve arzumuz bu. Evet. İki konuyu daha değerlendirip bu özel yayını kapatalım. Biri Salih Bahçeli özellikle tesisleşme anlamında şu anki tesisin yanına bir antrenman sahası kazandırılacağını ifade etti ve özellikle takım kamptan döndükten sonra Eylül ayı itibariyle artık idmanları Cevdet'e değil hemen tesisin yanındaki sahada yapacaklarını ifade ettiler. Bu gelişmeyi nasıl yorumlamak? Uzun yıllardan beri benim en büyük hayalimdi. Tesis buradayken antrenman sahasının uzak bir yerde olması karşılanmazdı, hoş karşılanmazdı. Çünkü oyuncu tesisin içerisinde antrenman yapıp anında duşuna girip dağıtlaması, istirahat etmesi gerekiyor. Hasan Bey tesislerine kiralanması, Osmaniyespor tesislerine çok yakın olması yürüyüş mesafesinde olması gerçekten çok güzel. Çünkü iç içe bir ortam olacak. Bu gerçekten sevindirici bir olay. Altyapıya da önem vermeleri ayrıyeten benim çok dikkatimi çekti ve bu da sevindirdi beni. Yani şu ana kadar gidişat gerçekten çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Bu yükün altından nasıl kalkacaklar? 3 kişi ben onu merak ediyorum. Evet, kalkarlar inşallah. Diğer bir konu da Ümit abi çıkarken Salih Bey kısaca bilgi vermişti. Özellikle Osmaniyespor'un dün yeni sezonda giyecek formalar kendi sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı. Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün bu yıl kendi lisanslı ürünlerini sağlayacak ve bir mağaza story olarak düşündüklerini ifade etti. Bu nasıl Osmaniyespor'a bir gelir ve özellikle Osmaniyespor'un ürünleri anlamında bekleneni karşılar mı? Yapılabilir mi Ümit abi? Şimdi bu cümlenin en güzel karşılığı yani kurumsallaşmak. Yani bu anlamda kurumsallaşan, kendi markasını oluşturan her kulüp başarılı olur. Yani en azından profesyonelleşmiş olur. Bu çok önemli. Salih Bey'in düşünceleri, fikirleri veya yaptıkları çalışmalar tabii bu anlamda güzel. Ama Osmaniyespor'un tek forması vardır. O da çubuklu sarı yeşil. Bu yıl yok başka formayı kabul etmiyorum. Evet. Bu yıl 3 tanıtılan formada çubuklu forma yok. Çubuklu forma. Yeşil, sarı ve beyaz forma var. Beyaz hakimiyet olan, yeşil tonlu ve sarı tonlu forma. Valla bunlar tercihtir tabii. Saygı duyarız ama ben 4 tane forma olmasında bir sakınca olmaz. Çubuklu formayla 4. formaları ekleyebilirler. Bence de tabii bilemiyoruz. Forma... Şu an konuştuğumuz ama o kulübün kendi sosyal medya hesabında 3 forma tanıtmışlar. Şunu da bilmek lazım arkadaşlar. Yani bu 3 forma, 4 forma, forma çeşitliliğinin sebebini de açıklamamız lazım. Çünkü deplasmanlara gittiğiniz zaman veya kendi sahanız onasında fark etmiyor.
aynı renkte veya aynı tonda formalarla karşılaştığınızda diğer formayı kullanma maksadıyla forma çeşitliliği var. Çubuklu forma da aslında son yıllarda çok tercih edilen bir forma şekli değil. Ama ben olsam Osmanlı Spor'un sarı yeşilli çizgi bir forma istedim. Onunla ilgili ben yine bilgi vermiş size. İç saha formaları sabittir. Takımlar iç saha formalarında kendi giyecekleri formayı tercih ederler. Ama deplasman formaları farklıdır. Farklı renkler dolanabilir. Bunu da ben aydınlatalım. Yani. Özel yayının sonuna geldik. Hüseyin Danış ve Ümit Kahraman'la Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nün yöneticileri Asım Ersoy ve Salih Bahçeli'nin kulüp tesislerinde yapmış olduğu tanışma ve istişare toplantısını değerlendirdik. Bir şey eklemek istiyorum aklımdayken. Şimdi Salih Bey'den ve Asım Bey'den yani şöyle bir profil aldım. Yani dıştan baktığım zaman, dışarıdan baktığım zaman. Yani Osmaniye Spor'u elbette ki bir yönetim, bir teknik direktör olacak, var. Yani bir yönetim var, idare ediciler var, işte bir teknik heyet var, malzemecisi var, yemekçisi var. Yani bir sürü görevlisi var. Yani bunları istemeyen insanlar olabilir. Ama idarecilik geniş olmak, işte geniş çerçevede olayları değerlendirmekten geçer. Bizim özellikle dikkat etmemiz gereken art niyetli insanlara karşı tutumumuzu birliktelikle sağlayabilmektir. Yani biz burada konuştuğumuz zaman veya bir şey eleştirdiğimiz zaman benim burada art niyetli olabilmem için menfaat aramam lazım bir şeyin içinde. Yani o yüzden burada işte kim bir şeyler beklenti içerisine girer, kim işte ne bileyim eleştiri yaptığında bu art niyet anlaşılır, bunu idarecilerin iyi teyit etmesi lazım. Yani iyi görmek, iyi bilmek, iyi araştırmak lazım. Yani Osmaniye Spor için kimin neler yaptığını İyi bilmediğiniz zaman yanlışlara düşersiniz. Bunu o yüzden yani yöneticilerin işte böyle sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler falan biraz takıldığını gördüm ben. Yani bunlar takılacak şeyler değil. İnsanlar düşüncelerini hakaret olmadan, küfür olmadan saygın bir şekilde belirtebilirler. Yani sizi herkes isteyecek diye bir durum yok. Tepki gösteren dolu. Önemli olan eleştiri burada açık. Evet, eleştiriye açık olmak lazım. Burada sadece eleştiri yapan kişinin art niyetli olmadığını bilmek lazım. Hem Hüseyin abi hem Ümit abiye çok teşekkür ediyoruz. Pozitif bir yaklaşım oldu. Açıkçası bizler de kulüp yöneticilerinden geçen yılki olumsuzluklardan ders çıkardıklarını duymak bizleri sevindirdi. Geleceğe dair biraz daha ümitlendirdi. Biz inşallah Osmaniye Spor'umuza başarılar diliyoruz. Takımın 21'inde kampa gireceği bilgisi var. Ve Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında da yeni sezon açılışı gerçekleşecek. Biz de Osmaniye Spor'la ilgili gelişmeleri Spor 80 ekibi olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir başka yayında buluşmak üzere, hoşça kalın.